önümüzdeki Ekim'den önce çok hızlı hareket etmez, Putin'i çok iyi biliyorum. Küçük çatışmalarla girer ve müthiş bir ekonomik çöküşe doğru gidiyoruz. Yapılmış pek çok karar yanlış ekonomik olarak, yalnızca seçim odaklı bir ekonomi yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti ve Orta Doğu 20 yıllık bir süreç yaşayacak. Ha, ben onu soracağım size. 2022 dünyayı ve Türkiye'yi ne bekliyor? Bence dünyayla çok uğraşmayalım da biz kendimize bakarım. Önümüzdeki Ekim'den önce çok hızlı hareket etmez, Putin'i çok iyi biliyorum. Küçük çatışmalarla girer. Putin Mars retrosuyla hareket eder. Mars retro ikizlerle hareket eder. 4 Ekim'de girecek. 25 Ekim'den sonra aktifleşecek. 8 Kasım'ı bekler Putin. Putin'in baş astroloğu, eski kahine Natalya kanka arkadaşım da, yani Natalya kurdun tekidir. Putin'den daha tilkidir. Ondan dolayı o Mars'ı bekletir ona. Sonuçta siyasi bir noktada çözmek zorunda kalacaklar, dünyaya götürmek istemedikleri için. Üçüncü Dünya Savaşı yok ama Türkiye'de müthiş bir işsizlik dalgası, müthiş bir zam ve müthiş bir ekonomik çöküşe doğru gidiyoruz. Ve gerçekten bu o 19 Kasım o Medusa tutulmasıyla beraber başladı. Şu an Venüs retrosu ve Merkür retrosu ile aktif, 16 Mayıs'ta Steno Argol tutulmasıyla çok çok aktifleşecek. Ne yazık ki turizm gelirleri istedikleri gibi olmayacak ve o turizm gelirlerinden bazı şeyleri kurtarırız diyebilecekler ama olmayacak. Bir çaresiz döngüye doğru gidiyor. Büyük bir kısır döngüye doğru gidiyor ve şu an için yapılmış pek çok karar yanlış ekonomik olarak, yalnızca seçim odaklı bir ekonomi yönetimi ve onun arkasından da aslında dünyada büyük bir stagflasyon var. Aynı şekilde de Türkiye'de yüksek enflasyon ve yoğun stagflasyon tehlikesi var. Bu da orta ve alt kesimdeki halkı çok zorlayacak. Bu Mart'ın başından itibaren burada bir aktifleşme var. Venüs'ün retro olduğu ve ileriye doğru gittiği yıllarda zaten değerli metaller yıl sonuna kadar yükseliyor. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de yükselecek. Altındır bu. Altın kaynaklı olan tüm yapılar ve dövizde de aynı şekilde yüksek değer kazancı vardır. Neden? Hem enflasyonist hem stagflasyonist yapıdan kaynaklanıyor. Mart'ın girişine bakıyorsun, bunun böyle olduğunu görüyorsun. Çıkış ne zaman? 2023 Aralık'tan önce çıkamayız. Peki 2023 Aralık'ına kadar hep böyle işsizlik, enflasyon ve zor günler mi yani hakikaten? Çok çok. Ama bunu şöyle, şimdi bunu ben yıllardan beri söylüyorum. Yani bunun geldiğini söylüyorum ve taş kaynatma günlerine geliyoruz. Şimdi bakın, Batı, şimdi Almanya'da 2. Dünya Savaşı'na girmeden önce ne oldu? Şimdi çok değerli astrologlar uyardı. Rusya'da öyle. Şimdi bu böyle bir iş. Bir şeye giriyorsun ve bir döneme giriyorsun. Daha biz Plüton'a girmedik. 2026-2039 bunlar Plüto transitleri. Şimdi onları biz Buday'da, Billur'da falan anlatıyoruz falan ama çok da girmiyoruz. Şimdi bunun anlamı şu: Türkiye Cumhuriyeti ve Orta Doğu 20 yıllık bir süreç yaşayacak. Biz o Orta Doğu... 2026'dan sonra mı? 2023'ten sonra. Şu an yaşadığımız, bunun öngörümüdür. Şu an yaşadığımız aslında bunun basitidir. Şimdi bizim buna ekonomik kriz yaşıyoruz. Nasıl bir şey süreç? Sınırlar değişecek. Orta Doğu'da tüm sınırlar değişecek. Orta Doğu'da ülkeler, sınırlar değişecek. Bize bir şey olmaz. Bizim şeyimize mi, menfaatimize mi değişecek? Yoksa... Hayır. Bizim anti menfaatimiz olacak ama olay şu: Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk, Ulu Önder, çok çok özel bir insan. Türkiye Cumhuriyeti öyle bir doğum gününde kurulmuş ki, MC denilen ülkenin tam tepe noktasında bizim Ankara denilen bir yıldız vardır. Ankara veya Ançar veya Akenal'dır, bakın. Yıldızın ismi Akenal'dır. Ankara ve Ankara aslında çapa mapa demek değildir. Akenal demektir. Ankara. Ve Akenal, yani Ankara bizim başkentimiz. Akenal'ın en önemli özelliği, yıldız etkisi parametrik olarak gördüğümüzde kuantum dünyasında, uzay zaman kumaşında çok ilginç. Zümrüt Ankara kuşu yumurtasını temsil eder. Yani küllerinden yeniden doğan toplumu temsil eder. Ve küllerinden yeniden doğar. Ve Akenal'ın en önemli özelliği sonsuz ömür demektir. Sonsuz ömür. Yani bu ülkedeki cumhuriyet sonsuz demektir. Bu dünya ülke, var olduğu sürece yani. Dünya var olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti kalacak demektir. Türkiye Cumhuriyeti devam edecek demektir. Ha, kötülükler olur, düşüşler olur, inişler olur, meşrutiyetler olur, şu olur, bu olur ama biter. Sonunda da ateş gibi çıkar.
Ben şöyle söyleyeyim. 25 yıl sonra da Türkiye bu bölgede başta bazı menfaatlerini kaybetse de çok güçlü ve dominant Türkiye olacaktır. Biz görmeyeceğiz ama 2094-95'te de Türkiye bölgenin hakim gücü olacaktır. Şimdi tabii ki bunlar olaylardır, olay ve döngülerdir. Bu 2022'deki en büyük sorun, şimdi bak astrolojide şu var, bunu anlatamıyoruz biz. Şimdi astrolojiyi basit kullananlarda, derin kullananlarda ve çok değerli klasik ve modern astrolog arkadaşlarımız hep televizyon kanallarında söyledi. Bizler de çeşitli yerlerde söyledik. Ben çok yere çıkmam biliyorsun ama çok öğrencim var. Bıdı 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 her yer derler onlar. Çok da severim hepsini. Canlarım akademi hepinize selam. Şimdi ne oluyor? Burada şöyle bir bıdı bıdı olayımız. Şu soruysa hoca aynı gökyüzü Finlandiya'yı etkilemiyor ama Finlandiya'nın doğum haritası ayrı evladım. Onun kurulduğu cumhuriyet ayrı, onun kurulduğu coğrafya ayrı. Bak da olayın başında ne dedim? İki ikiz arasında, ikiz çocuk arasındaki farktan bahsettim. Aynen. Şimdi o zaman ne oluyor? Biz bu kombinasyonu yaşıyoruz. Zor bir yıla. Bir, müthiş düzeyde bir işsizlik. Müthiş düzeyde işten çıkartmalar ve iflasların olacağı bir yıldayız. 2022 ve 23 daha da zor. Ekonomik fırtınaya yeni girdik daha. 16 Mayıs'tan sonra o ekonomik fırtınanın temsil edeceği olaylara dayanmak zor. Bakın elektrik faturaları 450-500 bin lira gelmeye başladı. Yakıt aynı şekilde, hava önümüzdeki 2 ay içinde çok soğuyacak. Yani insanlar çok zor bir kıtlık döngüsü yaşayacak. Bakın ben buna kıtlık bilinci falan yaratmak için veya korkun diye demiyorum. Basit. Fırtınaya giriyoruz diye radarda sizdeki yıllardan beri söylüyor. Fırtınaya girdik. Şimdi ne yapacağız? Yapacağım bir şey yok. Şartlarla mücadele edeceksin. Bu işin esması yoktur. Bu işin işte üfürü yoktur. Taşı yoktur. Şuyu buyu yoktur. Bu direkt olarak çözümü nedir? Şartlarla mücadele edeceksin. Çözüm nedir? Yoksullukla mücadele edeceksin. Çözüm nedir? Hastalıkla mücadele edeceksin. Bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Yoksa bu iş hemen bitmeyecek. Zaten astrolojik sinyaller hemen biteceğini gösterse ben ne derdim ki? Hemen bitecek. Ya 30 yıldan beri bu işi yapıyorum ben. Neden kendimi riske atayım ki? Neden kendimi riske atayım? Enayi miyim ben? İyi bir şey görsem iyi bir şey gördüm derim. Ve derim ki çocuklar kurtuluyoruz derim. Yok ben ne yapayım? Peki insanlar ne yapacak yani, bir ayaklanma gibi şeyler gördünüz mü veya bizim toplumumuzun en önemli özelliği iyicil olmalarıdır. Bizim insanımız iyidir, iyicildir. Bizim toplumumuz öyle dik başlı bir toplum değildir, iyicildir ama bizim toplumumuzun son sınırlarına kadar açlık ve yoksulluk geliyor. Kasım Aralık çok zor. Yani trajik olaylar, bizde öyle ayaklanma olmaz ama trajik olaylar olur. Çok trajik olaylar olur. O trajik olaylardan sonra da hiçbir siyasi partinin çok güçlü olmayacağı bir seçim dönemine girer. Ondan sonra da karma karışık bir yönetim şeklinde 2 yıl gideriz. Ondan sonrasını konuşuruz zaten. Çok da konuşmayalım bazı şeyleri. Moralleri fazla da bozmayalım. Ya iyi bir şey yok mu peki? Bir de umut vererek bari şey yapalım, yok. Sollandıralım. Yani ben olanı söylüyorum yani. Yok. Olsa var mı? Son 10 yıldan beri. COVID ne zaman bitiyor? COVID Nisan'dan sonra azalır o. Bu omikron varyantı Mira omikron üzerinde oldu. COVID korona Avustralis'in daha hafif sınıfıdır. Mira omikron denilen paralelden aldı. Omikron 15 demek. Yıldız da zaten Mira yıldızı. Boğa 2'de bulunan çok da keyifli bir yıldızdır. Az öldürücü, çok bulaşıcı. İnsanla daha hızlı uyum sağlayacak bir yapı. Yurt dışında 2-3 ilaç bulundu. Daha güçlü evet. Aşılarla beraber 12 Nisan, 30 Nisan arasında zaten yeni varyantlar daha da bulaşıcı olacak. O yani bebeklere bile bulaşabilecek ama artık böyle nezleye doğru dönüyor. O eski nezleye şey doğru. Artık değil mi? Tabii. O çünkü korona Avustralis üzerinden gitti. De bir son bir atak yapar o. 16 Mayıs civarında bir son atak yapar ama öyle çok yıkıcı olmayan bir atak yapar o. O 8 Kasım'da küçük bir atak daha yapar. Ama genel olarak omikron ve omikronun kardeşi olacak varyant hepimizi COVID yapıp immün sistemi güçlü tutacak buna karşı. Grip gibi 2023 Haziran'da falan daha nezle, daha rino, daha böyle basit mevsimsel gribe doğru dönecek. Ama şey tehlikeli tabii ki yani Şubat ve Mart'a baktığımızda Nisan'dan önceki 2 ay biraz da kronik hastalığı olanlar için tehlikeli bir süreç. Öyle bir yapıya devam edecek.